Merhaba sevgili dostlar, değerli aracı meslektaşlarım. Evet, bugün 9 Nisan 2023 Pazar. Evet, sabah geldik, aralıktayız, kovanlarımızı kontrol ediyoruz. Şimdi malum Nisan ayı, arılar hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelişen kovanlar var, gelişemeyen kovanlar var. Aralığımda iki tane çok güzel gelişen kovanım var. Birisi şu kat koydum. Biri de soldan en baştaki 9. çıtaya dalak yapmışlardı. Bu şeyin altına. Şurupluğun. Yalnız arı 7 çıta paket yavru yapmış ve oğul yüzükleri yapmıştı. Benim de burada görmüş olduğunuz gibi iki tane zayıf kovanım var. Bu sol taraftaki yavru çürüğü, daha sonra güve İşte gelişemedi. Bu da öyle biraz zayıf. İleride de sağdaki kovanım saldırgan olan katlı. Onun yanında iki tane bala çalıştırmak istediğim kovanım var. Onlar da biri 3 çıta, biri 5 çıta. Malum gelişmiyor onlar. Yani beslemeyle de olmuyor. İşte bir şekilde arı yürümüyor. Arıyı bir adım ileri attırabilmek için güçlü kovanlardan zayıf kovanlara destek vererek aralıktaki tüm kovanları eşitlemeye çalışıyorum. Tabii bu uygulama tartışılır. Yanlış diyen değerli büyüklerimiz var. Ama ben öyle büyük çapta bir arıcı değilim arkadaşlar. Yani hobi sayılacak derecede 10-12 tane kovana bakıyorum. Bu sene de bal almak istiyoruz iyi kötü. Onun için de şimdi tam zamanı, Nisan ayı, zayıf kovanlara böyle göstereyim. Güçlü kovanlardan paket çıkmaya yakın yavrular aldım. Bakın. Paket çıkmaya yakın. Ve üzerinde yavrusuyla. Bunlar tarlacı değil arkadaşlar. Yani yarım saattir bu kovanın içindeler neredeyse. Yarım saat olmadıysa da 20 dakikadır bu kovanın içindeler. Var olan tarlacı varsa eğer içinde zaten uçup gitmiştir. Bunları direkt kovanın içine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle soru gelebilir aklımıza. Ana arıyı keser mi? Yani ana arıyı kesmez diye düşünüyorum. Bu tarz uygulamaları yapan değerli üstadlarımız var. Ben ilk defa deniyorum. Zaten direkt ana arının yakınına, yavru merkezine vermiyorum. Ben bugün akşama kadar buradayım. En dışa koyacağım arkadaşlar. En dışa koyacağım. Ondan sonra birkaç saat sonra akşam olmadan gelip kovanları tekrar açıp ana arıyı kontrol edeceğim. Bir sıkıntı gözükmüyorsa kapalı yavruları merkeze koyacağım. Bu şekilde bir çalışmam var. Bakalım. Şimdi kovanlarımı açacağım. Birlikte kovanlara desteğimizi yapalım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet, şimdi birinci kovanımı açıyorum. Bu zaten yani beni takip edenler bilir. Önce yavru çürüğü oldu. Yavru çürüğü olduk. İçindeki kapalı yavruları aldık. Kapalı yavruları alınca kovan ister istemez zayıfladı. Yeniden ana arımız yumurta attı. Ve o kapalı yavrular da bu sefer güve oldu. Velhasıl öyle bir sıkıntı oldu. Ben de kovanı biraz sıkıştırdım. Daralttım. Ne bileyim işte. Herhalde 4 çıtada. Evet. Şu an 4 çıtada. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna kapalı yavru desteğini vereceğiz. Evet, hatta bunda bir çıta fazlalık var. Bunu daha sonra da alabiliriz. Önce kapalı yavruyu şöyle göstereyim. Bakın kovanın içinde arkadaşlar. Kovanın içinde en dıştaki petek arı yok. Şimdi direkt buraya koyacağım. Zaten burada bir sıkıntı yok şu an. Bunlara bir duman vereyim şöyle hafiften. İçeriye dumanı bilerek veriyorum. Şimdi yeni arı vereceğim ya. Onu da duman vereceğim. Koku biraz değişsin. Evet. Şimdi buradan kapalı yavrulu paket yavruyu alıyoruz. Şöyle göstereyim. Direkt buraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de duman veriyoruz. Bir de duman veriyoruz.
Bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra diğer kovan atacağım. Bunun ana arı üstüne biraz erkek arı atmış. Sıkıntı yok, olsun. Erkek arıya bir ihtiyaç var. Alt tarafı kapalı yavru onun. Bu kovanların biraz daha ilerlemesi lazım benim için. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Şuruplu şimdilik dışa alacağım. Çünkü ana arı yavru olduğu için kartonu koydum oraya, yavrular üşümesin diye. Bu şekilde kapatacağım, diğer kovanı açacağım. Evet, şimdi o kovanı kapattık arkadaşlar. Hemen diğer kovanımızı açacağız. Bu boş arkadaşlar, bunda malzemelerim var. Arı yok bunun içinde. Şimdi bunu açacağız. Aynı desteği aynı şekilde buna da yapacağım. Evet, bu da 4 çıtaymış. Gördüğünüz gibi. Bu da 4 çıtaymış arkadaşlar. Evet, dumanı bilerek veriyorum. Çünkü yeni arı vereceğim. Bunları ben birkaç saat sonra gelip kontrol edeceğim. Bakın, zaten kovan petek istemeye de başlamış. Muhtemelen ana arı gelmiş. Yumurta atıyor son çıtaya. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi direkt ana arının yanına da vermek istemiyorum. Burada ana arı var mı son çıtada, ona bakacağım. Araya petek de verebiliriz. Evet, araya bir tane petek koyup böyle koyalım. Sonra o peteği alırız. Hemen başka bir petek araya getireyim. Evet, araya şöyle hafif kabarmış, geçen seneden kalan bir peteği koyuyorum araya. Bunu bilerek koyuyorum. Araların alışma şeyinde, sürecinde liman verelim. Zaten arı da gelişmeye başlamış, yeni dalak atmış. İyi işaret. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kapalı yavrulu. Diğer tarafı da hemen hemen paket arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Şurada erkek gözü var. Erkek gözünü almak istiyor. Erkek gözlerini almak istiyorum ben varova için. Şöyle göstereyim. Bunların gereği yok. Kendileri onaracaktır peteği. Çünkü bu erkek gözlerindeki olan varovalar çıksın istiyorum. Evet. Şurada da var erkek gözü. Bu şeyler. Bunları bilerek alıyorum arkadaşlar. Bu erkek gözlerini bilerek alıyorum. Oralara varova için. Çünkü onlarda çok varova var. Görüyorum. Evet. Yeniden erkek gözü örecektir onlar. Orayı. Bakın. Ucunda varova var. Erkek gözünün. Gördünüz mü? Ucunda. Şöyle göstereyim. Görüyorsanız arkadaşlar, bakın varovayı gördünüz mü? Yani ne yaparsak yapalım, varovayı bitiremiyoruz. En azından yükünü azaltalım. Evet. Bu şekilde direkt peteği buraya veriyorum. Arısıyla ve yavrusuyla beraber. Şimdi bu kovanı böyle kapatacağım arkadaşlar. Şunu da bu tarafa alalım şimdilik. Bunu da o tarafa alalım. Evet. Bu şekilde kovanı kapatıyorum. Bakın bir sürü larva var.
Erkeklerin üzerinde hep larva var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Hem larva için hem de erkekler azalsın. Bu şekilde kovanlarıma 1, 2, 3, 4 kovanıma birer tane kapalı yavru vermiş oldum. Kovanlarım çok güçlü, onlardan aldım. Evet, bugünkü çalışmam bu şekilde oldu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğenip fikir ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayan değerli arıcı meslektaşlarım için abone olup bildirim zilini açarsanız aralıkta yaptığım uygulamaları genel olarak paylaşıyorum. Ha, burada bir öğreticilik, eğiticilik amaçlı değil. Ben günlük yaptığım aralıkta ne faaliyet görüyorsam onu paylaşıyorum. Yani kimseye bir ustalık veya bilgiçlik taslamıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayram geliyor. Önümüzde bayram var. Bayramın herkese neşe, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.